Arkadaşlar, küme konusunun artık en son başlığı olan alt küme bölümüne geldik. Alt kümeden anlamamız gereken olay adı üzerinde. Nasıl küme? Alt küme. Hocam o ne demek? Ya kümenin altı olur mu? Olur. Bir A kümesinin içerisinde eğer bir B kümesi oluşturursak, işte bu B kümesi A kümesinin altında kaldığı için ya da içinde kaldığı için biz buna alt küme diyoruz. Eğer B kümesine ben X gibi bir eleman verirsem, bu X hem B kümesinin elemanıdır hem de A kümesinin elemanıdır. Üstüne üstelik şuraya bir de Y elemanı koyarsam, A kümesinin elemanları XY olur, B kümesinin elemanı sadece X olur. B kümesini biz liste yöntemiyle şöyle gösterebiliriz. Elemanı X olan böyle bir küme, işareti tam yapamadım. Elemanı böyle olan bir küme, yani elemanı X olan böyle bir küme, A kümesinin alt kümesidir arkadaşlar. Biz bunu böyle gösteririz. Yani soldaki sağdakinin alt kümesidir. Sağdaki de soldakini kapsar. Hocam kafam karıştı. O zaman baştan alalım. Alt küme işareti ya böyle ya da altında çizgili olan bu sembolle gösterilir arkadaşlar. Hemen şurada bir kez daha ifade edeyim. İşte A olsun, bu da B olsun. Soldan sağa doğru okurken şöyle okuruz. A kümesi B kümesinin alt kümesidir. Ya da B kümesi, sağdan başlarsan cümleye, A kümesini kapsar. Böyle de söyleyebiliriz. Sağ tarafta da izah etmeye çalıştığım olay buydu. Şimdi burada en elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri n ile bulunur dedi. Ben şu ortalığı bir temizleyeyim arkadaşlar. Göz zevkimiz bozulmasın. Delet, delet. En elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri n ile bulunur. İşte 2 elemanlı bir küme 2 üzeri 2'den 4 tane. 3 elemanlı bir küme 2 üzeri 3'ten 8 tane alt kümesi vardır denir. Öz alt kümesinde kümenin kendisini eğer çıkartırsak, oraya da bir not düşebilirsiniz arkadaşlar. Yazın oraya. Her küme kendisinin bir alt kümesidir. Eğer o alt kümelerin içerisinden kümenin kendisini çıkartırsanız 2n-1 tane öz alt kümesi var denir. Oradaki eksi 1 kümenin kendisidir. O hariç geri kalanlara öz alt küme diyoruz. İkinci bilgi, en elemanlı bir kümenin R elemanlı alt küme sayısı kombinasyon formülüyle bulunur. Yani bu kombinasyon ifadesi kimi kitaplarda şöyle gösterilir, yan yana. Kimi zaman bu olmadan altlı üstü gösterilir. Buna çok da takılmaya gerek yok. Sen kombinasyon yapman gerektiğini biliyorsan uygulaman gereken formül burada arkadaşlar. Şekle takılmayalım. En elemanlı bir kümenin R elemanlı alt küme sayısını bu şekilde buluyoruz. Hocam bir örnek verir misin? Vereyim. 5 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı alt küme sayısı kaçtır? 5'in ikilisi, kombinasyonun C'si. Bize formül ne diyor? N faktöriyel, yani 5 faktöriyel bölü 5 eksi 2'den 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Eşittir 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyele kadar açarım, dururum, bir daha çarparım. Bu bunu götürdü mü? Götürdü. 2 ile de 4 sadeleşti mi? Sadeleşti. Eşittir 10. Bunun manası şu. Elemanları A, B, C, D, E gibi olan bir kümenin 2 elemanlı alt kümeleri 10 taneymiş. Misal, elemanı A, B olan böyle bir küme, elemanı A, C olan böyle bir küme gibi 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 tam 10 tane. En son mesela D, E'yi yazalım. 2 elemanlı 10 tane alt kümesi vardır buluyoruz. Adı üzerinde nasıl küme? Alt küme. Bu yani anlatmaya çalıştığımız olay bu arkadaşlar. Yani bunun üzerine duracağız. Burada bir notumuz var. Bu konu kombinasyon konusunda tekrar gündeme gelecek. Yani bilginiz olsun. Kombinasyona kadar dayanın ve sabredin arkadaşlar. Şimdi bir örnek verelim. İşte elemanları x, y, z olan bir A kümesinin sıfır elemanlı alt küme sayısı. Eleman sayısı kaç? 3. Peki ben kaç elemanlı alt küme sayısını hesaplayacağım? Sıfır elemanlı. O zaman ben formül hesaplayayım. Hocam formül neydi? En elemanlı bir kümenin R elemanlı alt küme sayısını n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel çarpı r faktöriyel ile buluyordum. Şimdi o zaman 3 elemanlı bu kümenin sıfır elemanlı. Eğer gidip de 3'ün sıfırlı kombinasyonunu hesaplarsanız 1 bulursunuz. 1'in manası şu. Bir tane, o da boş küme. Bir elemanlı alt küme sayısı. Eğer 3'ün birli kombinasyonunu hesaplarsanız 3 bulursunuz. Bunun manası 3 tane. Elemanı x olan, y olan, z olan ayrı ayrı. Bu 3 tane küme bizim bu A kümesinin bir elemanlı alt kümeleridir. 2 elemanlı alt küme sayısı 3'ün ikili kombinasyonuyla yine 3 tane bulunur arkadaşlar.
Orada da yine işte örnek vermişim. Elemanları x'e olan, x'e olan, y'z olan. Yani bu kümenin iki elemanlı 3 tane alt kümesi vardır. 3 elemanlı, 3'ün üçlüsü arkadaşlar. O da 1 eder. O da zaten kendisidir. Yani bizim normalde 3'ün 0 elemanlı, artı 1 elemanlı, artı 2 elemanlı, artı 3 elemanlı alt kümelerinin hepsini amele yolundan toplarsak bu işin pratiği zaten 2 üzeri n'den geliyor. İşte o 8 tane alt kümenin geçmişi ya da perde arkası zaten bu diyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan ufak ufak sorularımıza başlayalım. Karşımızda böyle bir soru. Bize diyor ki elemanları 1, 2, 3, 4, 5 olan A kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde 2 ve 5 bulunur? V'den kastımız kesişim. Hem 2 hem de 5 bulunsun istiyoruz. Kaç elemanlı? Bakalım alt küme sayısını belirtmiş mi? Belirtmemiş. Bu tür sorularda şunu yapıyoruz. İçinde bulunsun ya da bulunmasın. Biz bunların olmasını istiyor muyuz? İstiyoruz hocam. Peki geriye kimler kaldı? 1, 3, 4 kaldı. Doğru mu arkadaşlar? Şu virgül burada yok. Onu fazladan yazdık. Şimdi buradaki taktik şu arkadaşlar. 2 ile 5'i kenarda tuttuk. Bunların dışında kalan elemanlar sayesinde 2 üzeri 3'ten 8 tane alt küme yazabilir miyim? Yazabilirim. Bunların içerisinde ne 2 var ne de 3 var. Az önce 8 tane alt küme deyip de tek tek yazmıştık. İşte amele usulü onları tek tek yazdığımızı düşünürseniz her birinin içine gidip 2, 5, 2, 5 koyduğumuzda otomatik olarak 8 tanesinde 2 ve 5 olur. Örnek veriyorum. Bu kümenin bir boş kümesi var. Yani alt kümelerinden bir tanesi. Alt kümelerinden bir tanesi mesela elemanı 1 olan. Hani gibi gibi 8 tane. Diyorum ki sana içinde 2 ve 5'in olmadığı 8 tane alt küme var mı? Var hocam. Gidip bunların içerisine tek 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 2, 5'i 2, 5'i yazarsan İçinde 2 ve 5'in olduğu garanti 8 tane alt küme var demiş olursun. Bu bir formül değil. Bu bir akıl yürütme. Bu bir pratik bilgidir arkadaşlar. Devam. Geldik bu soruya. Elemanları 5, 6, 7, 8, 9 kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde 5 bulunurken 8 bulunmaz? Bak 5'in olmasını istiyorum. 8'in olmasını istemiyorum. Yine geriye kalanları yazıyoruz bak. Kim kaldı? 6 kaldı, 7 kaldı, 9 kaldı. Bak 6, 7, 9. Yine aynı olay. İçinde 5 ile 8'in olmadığı bu 3 tane elemanı kullanarak 2 üzeri 3'ten 8 tane alt küme yazabilir miyim? Yazabilirim hocam. Bunların içine 8'i hiç yazmayacaksın. Gidip tek 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 içine 5 yazarsan içinde 5'in olduğu 8 tane alt küme bulmuş oluruz. Cevap yine 8 arkadaşlar. Geldik cevaplı soruya. Elemanları C, E, V, A, T olan A kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde C veya T bulunur? İçinde C'nin olduğu alt kümeler, içinde T'nin olduğu alt kümeler, veya'dan kastımız birleşim. Peki bunun evrensel kümesine bütün alt kümeler. Eleman sayımız kaç arkadaşlar? 5. Yani bu A kümesinin toplamda kaç tane alt kümesi var? 2 üzeri 5'ten tam 32 tane. Nerede? Şu 4 tane bölgenin toplamı 32 verir. Şimdi C ile T'nin olmadığı kaç tane alt küme vardır? C ile T'yi kenara çekerim hocam. Geriye kalan C, V. Oradan E, V, A. Bu E, V, A sayesinde 2 üzeri 3'ten 8 tane alt küme var mı? Var. Yani E, V, A'nın ayrı ayrı olduğu toplam 8 tane alt küme nerede? Burada. E peki o zaman adam benden nereyi istedi? Birleşimi değil mi? İçinde yalnız C olan, yalnız T olan ve her ikisi olan. Yani veya birleşimi istedi. E o zaman 32 tane tamamıysa, C'nin ve T'nin olmadığı da 8 tane küme buradaysa, e o zaman geriye kalan 24 tane alt kümenin içerisinde ya C var, ya T var, ya da her ikisi var. Bu sorunun doğru yanıtı B şıkkıdır. Şimdi buradaki soruda alt kümenin eleman sayısı belirtilmiş arkadaşlar. A kümesinin 3 elemanlı bir alt kümesi olacak ve bu kümenin kaç tanesinde A bulunur? A'nın olmasını istiyorsam onu peşin peşin yazarım. Daha kaç tane eleman yazacağım? 2. Peki ben A'yı kullandım mı? Kullandın hocam. 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5 taneden herhangi ikisini gelir buraya yazarım.
5 faktöriyel, 5 eksi 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel, oradan 5 faktöriyel, 3 faktöriyel, 2 faktöriyel, 5 kere 4 kere 3 faktöriyelde dururum. Amacım sadeleştirme yapmak. Aha, 5 kere 2'den 10. Yani bunun manası şu: A'nın dışında geriye kalan B, C, D, E, F elemanlarıyla oluşturduğum herhangi iki elemanın alt kümeye gidip ben bu gruba yazabiliyorum. Dolayısıyla bu sorunun cevabı C şıkkıdır. Geldik benzer bir soruya arkadaşlar. Elemanları 1'den 7'ye kadar olan bu kümenin 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde? 1, 2, 3, 4 adı konmuş. 4 elemanlı olacak mı? Olacak hocam. 3 ve kesişim 5 bulunur. 3 ile 5'in aynı anda olmasını istiyor. 3'ün ve 5'in yeri garanti. Geriye kaç eleman kaldı? 2. Peki 3 gitti, 5 gitti. 7 taneden geriye kaç tane kaldı? 5 tane hocam. İşte o geriye kalan 5 taneden herhangi ikisini seçip buraya yazdığımızda bu kümenin 4 elemanlı alt kümelerin içerisinde bu kadar tane kümede 3 ile 5'in aynı anda olduğunu söyleriz. Az önce hesapladık. Bunun cevabı 10. Doğru yanıtımız D şıkkıdır. Arkadaşlar alt kümede sona geldik artık. Ve bu soruyla beraber kümeleri tamamen bitirmiş oluyoruz. A kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde 2 veya 5 bulunur? Şimdi 2 veya 5'ten kastımız içinde 2'nin oldukları, içinde 5'in oldukları, veya'dan kastımız birleşim. Bizden bunu istiyor. Peki bizim evrensel kümemiz ne? A kümesinin 3 elemanlı alt kümeleri eşittir. 6 elemanlı bu kümenin 3 elemanlı kaç tane alt kümesi vardır? 6, 5, 4, 3 faktöriyel, 6'dan 3 çıktı. 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. O bunu götürdü. Bu onu götürdü, 20. Yani bunun manası şu: şu 4 tane bölgenin toplamı 20'ymiş arkadaşlar. Yani bu kümenin 20 tane 3 elemanlı alt kümesi var. Peki adam benden nereyi istiyor? İşte burayı istiyor bak. Ona bir kocaman bir soru işareti yapayım. İşte burayı istiyor. Yani bu 3 bölgenin toplamı. O zaman ben burayı bulayım, 20'den çıkarayım. Peki ben burada ne istiyorum? İçinde 3 ile 5'in olmadığı 3 elemanlı alt küme sayısı. E peki sen 2'yi çizer, 5'i çizersen geriye kaç tane eleman kaldı? 4. E bu 4 tane elemandan 3 elemanlı alt küme sayısı burayı verir. E 4'ün üçlüsü kaç? 4. E arkadaşım burada 4 tane eleman varsa bunun tamamı da 20 tanesi. Buraya kaç tane düşer? 16 tane hocam. Aferin. Doğru yanıt A şıkkıdır. Değerli arkadaşlar, bir konunun daha sonuna geldik. İvedi şekilde elinizde bulunan çözümlü örnek, çözümlü test, ne varsa çözümlü olan bütün soruları çözmenizi öneriyorum. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.